Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugünkü konumuz şeker pancarı. Çok fazla detaya inmeden şeker pancarı yetiştiriciliğinde sizlerle ön bilgiler paylaşacağım ve aynı zamanda bir dönüm tarladan kaç ton şeker pancarı hasat ederiz? Bu bilgiyi sizlere ileteceğim. Şeker pancarı ıspanakgiller familyasından aynı zamanda etli kökünden şeker elde edilen bir tarım bitkisidir. Yetiştiği yere tür ve iklime göre boyu 85 ila 180 santim arasında değişen şeker pancarı dünyada şeker üretiminin %23'ünü üstlenir. Şeker pancarı yaklaşık 500 bin çiftçinin diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın hayatını etkilemektedir. Tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, süt, et nakli ve hizmet sektörleriyle İçiçe geçmiş durumdadır. Şeker pancarında verim kadar kalitede çok önemlidir. Çünkü ürün fiyatının tespiti pancardaki şeker oranına göre tespit edilmektedir. Yüksek verim ve kalite şeker pancarı yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, mücadele, sulama, hasat ve silolamaya kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilinmesiyle mümkündür. Nasıl ki bakliyat ekimi toprağı havlıyorsa ve azot üretimini arttırıyorsa şeker pancarı da ön bitki etkisine sahip bir üründür. Toprak verimliliğinin yükselmesini ve diğer kültür bitkilerinin veriminin artmasını sağlar. Şeker pancarı üretiminde toprak seçiminde ilk öncelikle toprağın kirli olmamasına dikkat etmeliyiz. Ayrıca şeker pancarı bir sulu tarım bitkisidir. Toprak, besin maddelerince zengin, organik maddece yüksek olmalıdır. Şeker pancarı bir tarlaya 4 yılda bir ekilir. Pancarın ekim hazırlığı bir sene önceden başlar. Hububat hasadından hemen sonra tarla gölge tavındayken tırmık çekilir. Arkasından hemen sulama yapılır. 20-25 gün sonra sulama sonucu tarlada bulunan yabani otlar ve hububat hasadından kalan tohumlar çimlenir tarla tava gelince derince sürülür. Kasım ayında taban gübresinin 2 bölü 3'ü tarlaya atılır ve ikinci sürüm yapılır. Sonbahar sürümü yapılan tarlalarda sonbahar ve kış yağışlarından çok istifade edilir. Sonbahar gübrelerinin toprak altına karışması sağlanır. İlkbaharda daha kolay tarla ve tohum yatağı hazırlığı yapılır. İlkbaharda taban gübresinin geri kalan 1 bölü 3'ü atılır Azotlu gübrenin de yarısı toprağa atılarak tekrardan tarla sürümü gerçekleştirilir. Ekim ise mümkün olduğunca erken toprak tavındayken yapılmalıdır. Tarlanın uzun süre aynı derinlikte sürülmesine bağlı olarak altta sert bir pulluk tabanı oluşur. Bu pancarın derinlere inmesine mani olur ve çatallanma meydana getirir. Bunun için 4-5 yılda bir pulluk taban katmanının 50-60 cm derinliğine dip kazan çekilerek kırılması gerektiği unutulmamalıdır. Şeker pancarı ekimi yapılacağı vakit tür seçiminde Ekilen yörenin iklim ve toprak yapısına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Hastalıkları ve tohuma kalkmaya dayanıklı olmalıdır. Kök ve şeker verimi yüksek olmalıdır. Çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi olmalıdır. Sağlıklı, güvenilir ve ucuz olmalıdır. Şeker pancarı tarımında Ekim zamanı arıtılmış şeker varlığını ve kök verimini etkiler. Ekim zamanı geciktirilirse pancarın yetişme süresi kısalır, olgunlaşma gecikir, gübrelerden beklenen randıman alınamaz. Hastalık ve haşerelere karşı bitkinin direnci azalır. Bu nedenlerden dolayı şeker pancarının uygun zamanda ekilmesi çok önemlidir. İlkbaharda geç donların yol açtığı tekrar ekimlerin korkusu ile Ekim zamanını çok geciktirmek genelde kazanç yerine zarar da verebilir. Bu yüzden toprak sıcaklığı ve iklim ideal koşullara geldiğinde ekim işlemini yapmak en doğrusudur. Şeker pancarı tohumları 4-5 derece sıcaklıkta toprak yüzeyine çıkabilir. Bu noktaya çok dikkat edelim. Ekime başlama zamanı 5 santim derinlikteki toprağın sıcaklığı 5 ila 7 dereceyi bulduğu Yağış durumuna göre toprak yüzeyinin tırmıkla işlenme durumuna geldiği, yani ideal toprak tavının olduğu zamandır. İç Anadolu ve geçit bölgelerde mart sonu, nisan ortası en uygun ekim zamanıdır. Ülkemizde şeker pancarı 45 cm sıra arası mesafeye ekilmekte ve genel olarak 20-25 cm mesafede teklenmektedir. Bir dönüme 9 ila 10 bin arası bitki en iyi sonucu vermektedir. Değerli izleyiciler, bitkinin aylara göre ihtiyaç duyduğu su litresi vardır. Bunu da bağlı olduğunuz ilçe tarım müdürlüklerinden danışmanlık hizmeti alarak detaylı olarak öğrenip ona göre sulamanızı yapabilirsiniz. Ülkemizde bölgelere göre değişiklik göstermek üzere şeker pancarı ekimden 180 ila 210 gün arasında Hasat dolgunluğuna gelmektedir. Bu genelde Eylül sonu veya Ekim ayı başıdır. Daha erken ve daha geç sökümler verim ve kalitede kayba sebebiyet verir. Hasat makineyle ve elle yapılmaktadır. Ama hasat mutlaka toprak tavlı iken yapılmalıdır. Aksi durumda zayiat ve frili pancar artacaktır. Hasat yapılırken pancarın başı düzgün ve yerinden kesilmeli. Toprak ve çamurdan iyi temizlenmeli, üzerinde yeşil yaprak bırakılmamalıdır. Hasat yükleme ve boşaltma esnasında pancar yaralanmamalı ve kırılmamalıdır. Çamurlu, yaralı ve başı iyi kesilmemiş yapraklı pancarlar silolama ömrünü kısaltır ve hızla bozulmaya dolayısıyla şeker kaybına sebebiyet verir. Sökülen pancarlar taze olarak fabrikaya sevk edilmelidir. Tarlada silolama yapılacaksa Siloğa taşınması kolay ve sert yerde yapılmalı, üzeri pancar yaprağı ile kapatılmalıdır. Siloların üzerinin kapatılması kaybı azaltır. Ayrıca küçük pancarlar siloya alınmamalı ve tarladan uzaklaştırılmalıdır. Sevgili dostlarım, şimdi sıra geldi bir dönüm tarladan kaç ton şeker pancarı hasat edebileceğimiz konusuna. Normali bir dönümden 6 ila 8 ton arası şeker pancarı hasadı iken türüne, cinsine ve bakımına göre 10 ton hasada çıkabilenler vardır. Tarlalarınızın bereketli olmasını ve işlerinizde Allah'ın sizlere kolaylık vermesini diliyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.